Herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Lafı fazla uzatmamak adına kısaca kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Askerliğim 4-5 ay önce bitti. O zamandan bu zamana kadar seriyi sessizce ve yüzeysel olarak takip ettim. Yani video yapmak için fazla derinliklerine dalmadım. Okudum ve geçtim. Ta ki manga 1113. bölüme kadar bu şekilde devam ettim. Bana göre bu bölüm seri için yeni bir çağ açtı. Bu zamana kadar üzerine konuştuğumuz çoğu şey önemini kaybetti. Bana göre tabii ki bu. Bu seri korsanlar kralı olmak, zenginlik, güç, şöhretin dışında insanlık mücadelesine dönüştü. Yani bir toplumsal hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Üst sınıf ve alt sınıfın hayatta kalma mücadelesine tanık olacağız. Belki diyebilirsiniz bu zaten serinin başından beri belli olan bir şey. Fakat bana göre hiç bu kadar belirgin olmamıştı. Şöyle düşünelim, dünyamızı bir meteor çarpacak ve yok olacak. Fakat bu bilgiyi sadece belli bir azınlık bilecek ve diğer kalan herkes o güne kadar hiçbir şeyden habersiz, hiç şikayet etmeden normal yaşamlarına devam edecek ve o gün geldiğinde belli bir azınlık kendini kurtarırken geri kalanlar sadece gökyüzüne baka kalacak. Şu an mesela dünyaya bir şey çarpsa sizce devletler herkesi kurtarır mı yoksa belli bir azınlığı mı? Bana göre tüm ahlak o gün çökecek. Sadece nüfusu güçlü olan zenginler kurtulurken alt ve orta sınıf birbirini yiyecek, üst sınıfa saldıracaklar hayatta kalabilmek için. Bu nedenle bence hükümetler veya onların üzerindeki sınıflar bazı gerçekleri çoğunluğa söylemiyor, gizliyor. Bunun günümüzde de olduğunu düşünüyorum. Eiichiro Oda'nın bahsettiği en büyük savaşın da bence bu olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize toplumun maksimum %5'lik kısmı sizden habersiz sizi ölüme terk ederken sizin haberiniz yok ve onların kurtulması için çalışıyorsunuz. Bir de şu açıdan konuşalım. Sizce devletler ellerindeki imkanlarla, kaynaklarla herkesi kurtarabilir mi? Bence bu toz pembe bir hayal olur. Yani bu durumda herkesi kurtarmak pek mümkün görünmüyor. Bunun nedeni yeterli kaynak olmaması olabilir. Bu açıdan bakınca bazı şeylerin saklanması normal görülebilir. Dünya hükümeti açısından bakacak olursak. Fakat ne kadar etik? Parası, statüsü, gücü olan bir insan benden veya bir başkasından daha mı çok yaşamayı hak ediyor? Bunu sorguluyor insan. Neyse çok uzatmadan seriye dönüp yorumlamaya başlayalım. Buna isterseniz teori de diyebilirsiniz. Şunu da eklemek istiyorum. Bu bir manga bölüm incelemesi değil. Zaten bunun için geç kaldım. 113. bölümün son sayfasında Vegapunk'tan dünyanın sular altında kalacağını öğreniyoruz. Dediğim gibi bu çok büyük bir olay. Bir anda dünyadaki halklar gezegenlerinin sular altında kalacağını duyuyor. Yani karada yaşayan herkesin öleceğini söylüyor. Üstü kapalı bir şekilde. Bu kaos ateşinin fitilinin yandığı an bana göre herkesin önceliği değişiyor ve hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Hiçbir kralın, kraliçenin veya herhangi bir statünün önemi kalmıyor. Tabii bu insanların Vegapunk'ın sözlerine inanıp inanmamasına bağlı. Bu bölümle beraber eminim ki hepimizin karanlık yüzyılda yaşanan olaylara bakış açısı değişmiştir diye düşünüyorum. 114. bölüme değinelim. Bölümümüzün ismi İkarus'un Kanatları. İkarus'un hikayesini öğrenmek için YouTube'da güzel belgeseller ve içerikler mevcut. Ben Diamond Thema'nın videosunu izledim. Çok güzeldi, tavsiye ederim. Hikayenin bana göre ana teması özeti şöyle. Kibire kapılmadan haddimizi bileceğiz. Bu da çok kısa oldu sanırım. Yani gücümüzün neye yettiğini bilmemiz, bize verilen öğütleri dikkate almamız gerekiyor. Bu öğütler hiç hoşumuza gitmese de kulak kapatmamamız gerekiyor. İkarus'un videosunun linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Merak edenler gidip bakabilir. Dediğim gibi bu bir bölüm incelemesi değil, fakat değinmemiz gereken noktalar var. Denizcilerin Vegapunk'ın sözlerine tepkilerini görüyoruz ve en önemlisi Akainu'ya bakıyoruz. Bence bu noktada Akainu bazı şeylerin farkına varıyor. Yani bu dediğim şey kutsal ejderler ve 5 kadimle ilgili değil. Yani onların o diğer insanları küçük görmesi değil. Hatırlarsanız Drago'nun geçmişte bir denizci olduğunu öğrenmiştik. En azından yakın bölümlerde bunun onaylandığını hatırlıyorum. One Piece topluluğunda dönen teorilerden biri de buydu. Drago'nun denizci olduğu, Akainu ile de bir ilişkileri, arkadaşlıkları olduğu söyleniyordu.
Bu iki karakter bence geçmişte bir konuşma gerçekleştirdiler. Dragon sosyal yaşantılar hakkında, kutsal ejderler ve 5 kadim ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Akainu da bence bunu saçma olarak gördü, fakat bu sahnede artık ona belki istemeyerek de olsa hak verdiğini görüyoruz. En azından benim düşüncelerim bu yönde. 114. bölümde o kadar önemli detaylar var ki bunları da konuşsam videonun çok uzayacağını düşünüyorum. Bunları ana başlıklar altında 2, 3, 4, bilemediğiniz 5 parçaya ayırıp konuşabilirim. Çünkü dediğim gibi her şey bir anda değişti. Karanlık yüzyıla bakış açımız, Joy Boy, antik silahlar, Enel'in kapak hikayesi vesaire pek çok başlık altında hikayeler bence değişti. Bölümün en önemli sahnelerinden biri de Magellan ve Doflamingo'nun sahnesi ve konuşmaları. Doffy'nin her zaman için daha yüksek bir yere gidebiliriz deyip gülümsemesi, tahmin edebileceğiniz üzere Red Line üzerindeki kutsal topraklar. Bu belki ayı da işaret ediyor olabilir. Dediğim gibi bu son iki bölüm her şeyi değiştirdi ve bununla ilgili çok güzel bir hikaye var kafamda. Her şeyi başlıklar altında ayırıp bunları size anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Umarım hoşunuza gider. Bu videoyu şimdilik bir merhaba olarak görebilirsiniz ve son olarak da veda ederken şunu söylemek istiyorum. One Piece'e hoş geldiniz. Görüşmek üzere.